Derseçlerimiz yine Hannover'deyiz. Hannover'de efendim Karadeniz Kültür Derneği'nin faaliyeti, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, her sene yapılan kutlama, efendim Karadeniz Kültür Derneği bu önemli faaliyeti ihmal etmeden geleneksel hale getirdi artık. İşte biz de buraya gelmek mecburiyetinde kalıyoruz. Değerli seyircilerimiz, Hannover'e gelmeden olmuyor. Bu bayrama efendim, bu güzel derneğin faaliyetine katılmak ayrıcalık oluyor. Çünkü burada Hannover'deki efendim bayrak sevdalıları toplanıyor, vatan sevdalıları toplanıyor. İşte onun için biz de aynı sevdanın ateşinde yandığımız için o ateş bizi çekiyor. Değil mi Nebati Bey? Evet. Cumhuriyet uygarlığın en kısa yoludur. Vatan! Daima izinde olacağız. Evet, alkışlıyoruz canı gönülden. Derneğimizin başka faaliyetleri neler zaman içerisinde? Vallahi faaliyetlerimiz çok da şu anda tek tek saymak zaman yetmez. Zamana yaydığımız için belli mevsimlerde, belli sürelerde şeyimiz var, faaliyetlerimiz yoğun. Çok güzel. Değerli seyircilerimiz, Nebati Bey aynı zamanda Türk sanat müziği, Türk halk müziği sanatçısı. Kendisi işte sanatçı deyince biraz durmak, düşünmek gerekiyor. Çünkü sanatçı içinden çıkıp geldiği milletinin kültür değerlerini taşıyan efendim şahıs demek, insan demek ve yarınlara taşıyan insan demek. Dolayısıyla bu güzel sanatçımız aynı zamanda benim hemşerim olduğu için de ayrıca bir farklılık benim için. Evet, evet. Efendim benim için çok de, önemli bir farklılık. Nebati Bey, sizin müzik hayatı nasıl gidiyor? Vallahi müzik hayatı çok iyi gidiyor. Müzik bizim her şeyimiz. Her şeyimiz. Gıdamız. Evet, evet, evet. Ruhun gıdasıdır. Evet. Zaten şimdi birazdan program başlayacak. Tabii, tabii. Aşağı Saksonya'nın uyum ve aileden sorumlu bakalım. Türk asıllı bakanı teşrif edecek. Evet. Vatandaşlarımız yavaş yavaş yerlerini alıyor. Evet. Bugün burada hem bu Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız hem de Karadeniz Kültür Derneği her sene olduğu gibi geleneksel programını, efendim faaliyetini icra etmiş olacak. Evet. Özellikle ben sana teşekkür etmek istiyorum. Hem bir hemşeri olarak hem de Avrupa Televizyonu'nun yöneticisi olarak her sene bizi yalnız bırakmıyorsun. Bizimle berabersin ve aynı zamanda burada sunuma yardımcı oluyorsun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olasın. Değerli seyircilerimiz, programımız az sonra gümbür gümbür açılacak, devam edecek ve inşallah başladığı güzellikle neticeye gelip tekrar yeni seneyi, yeni yıldaki bu bayramı, bu kutlamaları bekleyeceğiz. Siz bizi takip edin. Buradaki bütün güzellikleri biz sizlerle paylaşmak için buradayız zaten. Nebati Bey, o zaman geçelim ön tarafa. Tamam. Programımızın yayın akışını efendim bir tekrar kontrol edip başlatalım. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Değerli seyircilerimiz, Hannover'de kurulmuş olan Grup Troya gençlerimizden böyle pırıl pırıl gençlerimiz bir araya gelmiş. Böylesi güzel bir efendim grup kurmuşlar ve müzik dalında bulundukları ülkede hem Almanlara hem de buradaki yetişen gençlerimize kültürümüzü sevdirmeye çalışıyorlar. Bu grubun sözcüsü hanımefendi, tanıyalım. Merhaba, benim adım Duygu. Grubun yeni üyesiyim. Grubumuz 3 yıldır faaliyet göstermektedir. Amacımız Almanlara Türk müziğini tanıtmak,
sevdirmek ve paylaşmaktır. Bunun dışında bir sürü... Türk programlarına da katılıyor musunuz yoksa sadece Almanlara yönelik mi? Türk programlarına katılıyoruz. Hepsine, hemen hemen hepsine katılmaktayız. Alman programlarına da katılmaktayız aynı şekilde. Grup Troya diyoruz, öyle mi? Teşekkürler, evet. Değerli seyircilerimiz, Karadeniz Kültür Derneği'nin Hannover'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları her yıl yapıldığını söylemiştik. Ama bu kutlamalara hiç fire vermeden katılan değerlerimiz var. Yani milletimizin değerlerini, kültürlerini iyi tanıyan insanlarımız var. Ona hizmet veren insanlarımız var. İşte onlardan birisi yanımızda şu anda. Değerli hocam, seyircilerimiz sizi kendi ağzınızdan tanımış olsunlar. Ben Ensar Ekşioğlu. Türkiye'den devlet tarafından öğretmen olarak atandım. 1974 yılında Garpsen'de göreve başladım. Garpsen ve çevresinde 2002 yılında emekli oldum. Fakat emekliliğimden sonra da eğitim, öğretim işlerine devam ettim. Bu çalışmaları nerede gördüysem oraya bizzat gittim. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bayram programını sunarken sizden çok etkilendim. Bütün duygularım, hani derler ya, tüylerim diken diken oldu. Cumhuriyet temeli sağlam kuruldu burada. Kurtuluş Savaşı'na karar verildi burada. Bir millet şaha kalktı. Tekrar dirildi burada. Özgürlük çınarının yaprağıyız, dalıyız. Türkiye bizim vatanımız, biz Türk evladıyız diyoruz. Her zaman, her yerde. Ve böylesi güzel salonda, güzel bayrağımızın, al bayrağımızın sıcaklığıyla, onun gölgesinde. Ne güzel değil mi misafirlerimiz? Tüylerim diken diken oldu. Bazen bazı yerlerde programı sunarken ağlamam, bazı yerlerde gururlanmam. O hisleri yaşamam bana bir sene sonraki çalışmayı o dernek başkanımıza bizzat, ben bu kişiyi tekrar istiyorum. O duyguları tekrar yaşamak istiyorum. O duyguları bana yaşattığınız için 43 sene emek veren bir öğretmen olarak sizlere canla teşekkür ediyorum. Ben sizi kucaklamak istiyorum. Ben sizin elinizi öpeyim, siz beni kucaklayın. Kucaklayalım. Evet. Teşekkür ederim. Evet, eğitim çok önemli değerli seyircilerimiz. Tabii ki böylesi değerli öğretmenlerimizin, vatan, millet değerlerini taşıyan öğretmenlerimizin, gençlerimize vermek için çırpınan öğretmenlerimizin eli öpülür. Biz sağlıklar diliyoruz değerli hocamıza. Hocam, başarılar ve sağlıklar diliyoruz. Eksik olmayın. Eyvallah. Sizleri yanımıza hissettikçe, biz yürüyebildiğimiz müddetçe bu duyguların esiri olacağız. Sağ ol, teşekkür ederim. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Evet, kardeşimize teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz kendilerini canı gönlüne. Sağ olsun, var olsun. Genç kardeşimize İstiklal Marşı'nızı güzel bir şekilde okuduğu için, 12 kıtasını okuduğu için teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz bu değerlerle dop dolu olduğu zaman burada yaşadığımız ülkede ve dünyanın neresinde olursa olsun insanlarımız kimliğiyle birlikte yaşama şansına sahip olacak. Değerli misafirler, değerli anneler, babalar. Onun için İstiklal Marşı bizim milli marşımız, milli duamızdır aynı zamanda. Ona önem vermek lazım. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın demek lazım. Ve o Anadolu toprağının bereketi işte böylesi zamanları yaşadı ve unutulmaması için bu marşlar yazılmış oldu.
Derseyicilerimiz bu güzel faaliyetlerin oluşmasında iş adamlarımız çok önemli. Ama o iş adamlarımızın efendim arasında öyle güzel insanlar, öyle güzel dostlar var ki hem faaliyete katılırlar hem de efendim o faaliyetlere ekonomik destek verirler. İşte onlardan birisi Hanover'de, Hanover ve çevresinde yaşıyor. Efendim Hanover denince de ilk akla gelenlerden birisi Hasan Kurtuluş. İşte yanımızda. Hasan Beyciğim merhaba. Merhaba. Yine bir bayram, yine biz beraberiz. Evet. Ne güzel değil mi efendim? Gerçekten çok seviniyoruz. Cumhuriyetimizin 88. yılında burada olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Görüyorsunuz, kalabalığı da gördünüz. Evet. Gerçekten. Az sonra bakan da gelecek, bakan hanım da gelecek. Evet, sayın bakan hanım da geliyor. Bakanımızla, vatandaşımızla, derneklerimizle evet. Bu hilalin ve yıldızın arasında efendim al bayrağımızın gölgesinde bu güzel bayramları kutlamak bizim için evet. Vazife. Evet, hak ettiğimiz yere giriyoruz inşallah. Ama siz de ona destek veriyorsunuz. Estağfurullah, yani hepimiz destek veriyoruz tabii ki. Bir Türk vatandaşı olarak veya bir Türk olarak da gerçekten böyle güzel bir bayramlarda beraberlik, birlik, beraberliğimizi altını çizerek imza atarsak ne mutlu bize. Evet. Ben iş adamı diye tanıttım ama senin yaptığın güzel işler var. İşler nasıl gidiyor? Vallahi biz daha fazla iş adamı olarak kalalım en iyisi. Öyle mi? Evet, sağ cebin yaptığını sol cebi bilmesin diye olarak. Mümkün olduğu kadar tabii ki destek veriyoruz. Yani. Evet. Güzel. O zaman var mı insanlarımıza bir iletmek istediğiniz bir mesaj böyle bir günde efendim burada bulunurken? Bizim insanlarımıza fazla mesaj vermeye gerekmez. Hepsi birbirine üstün insanlar. Gerçekten kabiliyetli insanlar. Ama en güzel şey de böyle bayramlarda en azı beraber olmak. Birlik beraberliğimizi göstermek ve daha canlı, daha efendim daha canlı. Dinamik tutmak. Evet, çünkü biliyorsunuz hepimiz şu anda 100. yılın heyecanını yaşıyoruz. Evet. 12 evet. Senemiz kaldı. Evet. 2023 diyoruz. 2023 diyoruz. Evet, evet. Türkiye'nin inşallah dizlerinin üzerine doğrulup ayağa kalktığı, dimdik durduğu bir zaman olsun. İnşallah. Hepimiz umuyoruz onu gerçekten. Hepimiz umuyoruz. Hasan Beyciğim teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Haykırdı kadın erkek, ihtilal var ihtilal. Çiğnenemez yerlerde mübarek şanlı hilal. Alev alev bayram kızıllıklarda yandı. Bütün millet Kemal'in etrafında toplandı. Derseyicilerimiz şu anda gördüğünüz gibi vatandaşlarımız bir araya toplanmış oldu. Çünkü Aşağı Saksonya bölgesinin Aile ve Uyum Bakanı Türk asıllı bayanımız bakanımız teşrif etmiş oldu salona Aygün Hanım. Onun için vatandaşlarımız da onu hoş geldin diyorlar şu anda. Derseyicilerimiz Hanover'de her yıl olduğu gibi bu yılda 8.'si Karadeniz Kültür Derneği'nin hazırlamış olduğu özel ve güzel bir programdayız. Ve yanımızda çok anlamlı bir misafirimiz, önemli bir misafirimiz var. Sayın Bakanımız yanımızda. Aşağı Saksonya aileden sorumlu ve uyum bakanımız bizim bakanımız. İki türlü bizim bakanımız. Hem efendim Türk asıllı olduğu için hem içinde yaşadığımız ülke. De olduğumuz için. Sayın Bakanım hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle tabii ki Cumhuriyet Bayramı 8. kuruluş tarihinin bayramını kutluyorum. Hepimizin inşallah hayırına bundan sonraki çok iyi, güzel bayramlarda kutlayacağız. Özellikle Avrupa ülkelerinde de olsak bile. Evet öyle. Tabii ki aklımız, kalbimiz şu anda Van ilindeki olan insanların yanında. Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Özellikle tabii ki